Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. KPSS Genel Kültür, Genel Güncel Bilgilerle beraber birlikteyiz. Bu özellikle orta öğretim için attığım artık son video olacak. Üçüncü video, 20 adet. Daha önceki videolar da sizin için geçerli. Herkes bu tüm videolar için KPSS'ye gireceklerse eğer güncel bilgiler kısmında hepsi geçerli. O yüzden hocam bu video geçerli mi, bu video değil mi diye sormanıza gerek yok arkadaşlar. Hemen başlayacağım. Bunun içerisinde yeni bilgiler de var. Önceki bilgilerden de koydum. Bakalım. İtalya'da bulunan her 100 yılda bir yere 7 santim yaklaşan Pisa Kulesi. Bakın bu arada Pisa Kulesi de İtalya'da olduğunu öğrenmiş olduk tekrar. Hangi yöne doğru eğilmektedir diye sorarsa güney arkadaşlar. Güney yönü. Sinekli Bakkal romanının yazarı hangisidir diye sorarsa Sinekli Bakkal Halide Edip Adıvar. Verilen ilk çağ uygarlıklarından hangisi yazıyı icat etmiştir diye bir soru gelirse bize uygarlık olarak sorarsa Sümerler diyeceğiz arkadaşlar. Yazıyı ilk çağda bulan uygarlık diye sorarsa Sümerler diyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il olarak karşımıza çıkarsa da Gaziantep arkadaşlar. Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan kanal hangisidir? Akdeniz ve Kızıldeniz'i biliyorsunuz birçok bunun için savaşlar çıktı zamanında. Süveyş kanalı arkadaşlar. Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan kanal diye sorarsa Süveyş kanalı. Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir diye sorarsa cevabımız ya Büyük Okyanus olacak ya da Pasifik Okyanusu olacak. Hani PAS bu kadar da hani PES bu kadar da büyük olunur mu gibi akılda kalabilir. Şimdi burası önemli bence. Hatay Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı diye sorarsa bize Tayfur Sökmen yapacağız. Peki bize Hatay Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı diye sorarsa bu sefer Abdurrahman Melek yapacağız. Peki bize Hatay Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı olarak sorarsa da arkadaşlar Abdülgani Türkmen yapacağız. Bu üçü tarihte gelebilir, önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olarak sorarsa Mustafa Kemal Atatürk yapacağız. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı olarak sorarsa İsmet İnönü diyeceğiz. Peki bana Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı olarak sorarsa da Ali Fethi Okyar diye cevap vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk genelkurmay başkanı olarak sorarsa da Fevzi Çakmak diyeceğim arkadaşlar. Bunu daha önce de sormuştum, tekrar koydum. Sultanahmet Camii'nin mimarı kimdir diye sorarsa Sedefkar Mehmet A diyeceğiz. Peki Güneş sisteminin en büyük gezegeni olarak sorarsa bana Jüpiter. Şimdi Jüpiter deyince herkes bunu Jüpiter diye yorumlara yazıyor. O yüzden Jüpiter diyeceğiz bu sefer. Evet. İlk TV yayını hangi üniversitede yapılmıştır olarak sorarsa İTÜ diyeceğiz ya da İstanbul Teknik Üniversitesi olarak yazacağız. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen yeri neresidir diye sorarsa Salda Gölü nerededir diye bir soru gelirse de Burdur arkadaşlar. Hattatların kıblesi olarak bilinen hattat da kimdi hatırlayalım. Şeyh Hamdullah'tı. Brexit kararı ile Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılan ülke hangisidir diye sorarsa bunu birçok kez yazdım. Umarım çıkacak. İngiltere diyeceğiz. Hilali Ahmer Cemiyeti olarak bilinen kuruluş da bugünkü adıyla arkadaşlar Kızılay diyeceğiz. Hemen tekrarımızı yapalım. Evet, İtalya'da bulunan Pisa Kulesi hangi yöne eğilmektedir sorusunu sorarsak beraber içinizden cevaplayın. Güney diyeceğiz. Peki Sinekli Bakkal olarak sorarsa cevaplayın içinizden siz de benimle beraber. Halide Edip adı var diyeceğiz. Yazıyı bulan hangisidir diye sorarsa bize Sümerler diyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il olarak sorarsa Gaziantep.
Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan diye tekrar sorarsa hatırlayalım. Süveyş. Dünyanın en büyük okyanusu. Pes bu kadar büyük olunur mu? Pasifik Okyanusu. Hatay Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen. Hatta söke söke Hatay'ı aldık gibi aklınızda kalabilir. Hatay Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı olarak sorarsa bu sefer bize Abdurrahman Melek diyeceğiz. Hatay Cumhuriyeti'nin meclis başkanı olarak sorarsa da Abdülgani Türkmen diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanını sorarsa zaten Mustafa Kemal Atatürk diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı olarak sorarsa da İsmet İnönü diyeceğiz. Peki, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı olarak sorarsa Ali Fethi Okyar diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk genelkurmay başkanı diye sorarsa Fevzi Çakmak ve Sultanahmet Camii'nin mimarı olarak sorduğunda Sedefkar Mehmet Ağa. Güneş sisteminin en büyük hatırla Jüpiter gibi demiştik. İlk TV yayını TV İTÜ diyeceğiz. Türkiye'nin Maldivleri Salda neredeydi? Burdur. Hattatların kıblesi Şeyhi Şeyh Hamdullah. Brexit kararı hatırla İngiltere ve Hilali Ahmer olarak sorarsa da bana Kızılay diyeceğim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Birazdan yayın yapacağım. Hepinize